Merhaba arkadaşlar. Yeni bir pratik matematik videosu. Bu videoda şuna değineceğim. Sorularda geçen kavramlar genelde kitaplardaki kadar karışık değildir. Onları pratik örnek sorularda çözdüğünüzde daha rahat görürsünüz ne anlama geldiğini. Şimdi burada mesela birebir fonksiyon diye bir kavram geçiyor. Birebir fonksiyonun tanımına baktığınızda işte şu şekilde bir ifade çıkıyor. Hani bunu gören kişi zaten matematikten de sınavdan da soğur. Bununla hiç işimiz yok. Çok basit bir şey, birebir fonksiyon. Şimdi soruya gelelim. Diyor ki A şu kümedir. A fonksiyonu birebirdir. Buna göre bu toplamın alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır? Ya şimdi birebir dediği bizim bu hani şöyle bir şey vardır ya, 3 basamaklı sayı yazarız. Rakamları farklı der. Geliriz buraya 9'u koyarız. Sonra 8'i koyarız. Sonra 7'yi koyarız. 9'u bir daha koyamayız. Onun gibi bir şey. Aynı şeyi iki kere kullanamıyoruz. Burada da şimdi f1, f2, f3, f4 diyor ki, şimdi f1 fonksiyonu bunlardan birine gidecek ama bir kere kullandığını bir daha kullanamayacaksın. Birebir o. Yani bir f1 fonksiyonu 6 yapıyorsa f2 fonksiyonu 6 yapamaz. Yani bunları Ahmet, Mehmet gibi görürsek, Ahmet, Mehmet, Hasan, Niyazi. Hasan'ın 6 tane cevizi varsa Mehmet'in 6 tane cevizi olamaz. 5 tane olacak. Hasan işte burada neyse mesela Hüseyin'in 4 tane cevizi olacak. Niyazi'nin 3 tane, onun gibi bir şey. Şimdi diyor ki toplamının alabileceği en büyük değer. En büyük değer dersek mantıken başlarız. F1 en büyüğü olsun, 6 olsun, F2 5 olsun, F3 4 olsun, F4 3 olsun. Bunların hepsini topla demiş ya, biz de toplayalım. 6 5 daha 11, 4 daha 15, 3 daha 18. Sonra da diyor ki bunun fonksiyonun alabileceği en küçük değer. Şimdi en küçük değerse 1 1 olsun. 2 de 1 olsun diyemiyorum çünkü onu kullandım. 2 de 2 olsun, 3 de 3 olsun, 4 de 4 olsun. Toplayalım 4 7 9 10. En küçük de 10 alır. Çıkarttık 8. Şimdi gelelim burada ne anlatmış bu kadar. İşte diyor ki f(x)'ten x'e gidiyorsa işte her durum için şöyledir. Bu şu reel kümede tanımlanmış bir fonksiyondur. Böyle şöyle, onlara hiç gerek yok. Olabildiğince bu tarz pratik sorularda zaten kendini gösteriyor. Bizde birebir de istenen genelde budur. Hani örnek olarak nereden aklımda kalsın derseniz, biz rakamları farklı sayılar yazarken genelde birebir fonksiyon gibi çalışırız. Yani bir tane sayı yazdık mı diğerini farklı yazarız. 9 yazdıysak 8, 8 yazdıysak 7. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.